Merhaba herkese. Yeni videoya hoş geldiniz. Videonun başlangıcını her zamanki yerde yapayım dedim. Şimdi farklı bir aparat yaptım. 3 boyut yazıcıyla. Artık kamerayı boynuma takabiliyorum. Umarım kamera açısı çok daha iyi olur. Hem istediğim zaman sağ sol gösterebileceğim. Hem de aynı zamanda da boynuma takalım bakalım. Biraz da artık pov video olacak gibi duruyor. Camlarımızı da açalım. Tabii şu anda dinleyemiyoruz. Böyle bu şekilde kalsın. Tamam. Hatta kilitleyelim ekrana. Şu ekran açık kalsın. Motor sıcak. Şimdi bakıyorum. Yine alçakta kalıyor sanırım. Aslında şöyle kalsa. Bak tam şöyle kalsa efsane olacak. Fakat böyle kalmıyor. Neyse yine de çok fena değil gibi duruyor. En azından göğüs aparatı falan yok ya da kafa bantı aparatı yok. Şöyle yapayım. Yani beni en azından çok rahatsız etmiyor. Çok böyle kötü de durmuyor. Sanki fotoğraf makinesiymiş gibi duruyor. Çok böyle dikkat çekmiyor. Abo. Tabii ki çok da mantıklı değil gibi duruyor. Şimdi şöyle, bu aparatı normalde başka birisi yapmış. Şey aparatı diye geçiyor. Telefon veya aksiyon kamerası, boyun askısı diye geçiyor. Ben bunu birazcık modifiye ettim ve iple sabitledim. Yani boynuma taktım. Aynı orijinallerindeki gibi, yani orijinallerine benzer. Fakat orijinallerini neden almadım? Orijinalleri çünkü çok pahalı ve hiçbir yorum falan bulamadım. Yani bununla ilgili çekilmiş bir video bulamadım. POV tarzında video çekmek için. Herkes de şapka falan takıyor ya da böyle kafa bandı falan takıyor. Ya onların hepsi de çok rahatsız. Hava çok sıcak. Hepsi var bende. Göğüs aparatı da çok terletiyor. O da çok sıcak tutuyor. Kendim böyle bir şey yaptım. Yani en azından kafa bantına göre çok daha rahat. Göğüs aparatına göre de rahat. Ama tabii kamera açısı muhtemelen şu anda kötü yani. Güzel bir yana en azından. Hemen böyle istediğim yeri gösterebiliyorum. Ya işte şöyle dursa aslında 10 numara olacak ama yani bunu böyle tutmam için tam böyle ağzımın içine falan olması lazım yani. Tam şu anda ağzımın hizasında ya da burnumun hizasında. Aslında tam burnumun hizasında daha iyi. Ama tabii böyle bir açı yok. Genelde şapka takıyorlar. Şapkayı takıp şapkanın altına takıyorlar. En güzel açı aslında o zaman oluyor. Şimdi bu havada şapka takamayacağıma göre, şapka da takmadığıma göre işte
olmuyor yani. Arabaya sabitliyorum. Bu sefer yine olmuyor. İn bin yaptığımda. Şu an dönerken mesela pat sağ tarafa doğru dönüyor falan. Neyse, bu video böyle olsun. Şimdi araç otomatik olsa aslında. Tabii bu arada önümü de kapatıyor. Yani şu aparat ekranı kapatıyor. Şu an ekranda neyi çekiyorum onu göremiyorum mesela. Şöyle olması lazım. Tam göz hizama denk geliyor. En güzel aparat elle tutmak. Şapka ve benzeri aparatlar bu sıcakta yazın takılmaz veya her zaman takılmaz. Ki ben normalde de takmıyorum. Kafa bantı var, çok rahatsız edici. Göğüs aparatı var, çok rahatsız edici. En güzeli tripodla elinle tutup çekeceksin, yoksa diğer türlü olmuyor yani. Diğer türlü yine rahatsız. Kafa bantı taktığın zaman veya göğüs aparatı taktığın zaman çok dikkat çekiyor ve hani olmuyor yani, her yerde çekemiyorsun öyle, herkes sana bakıyor. Yani halbuki bir şey yok ama işte çok aparatlar dikkat çekiyor. En güzel aparat yine vantuzlu aparat. Arabada giderken cama tak. İndiğin zaman da kamera eline al. Yoksa böyle vücuduna bir taktığın bir şey olmuyor yani. Bir de bu bile rahatsız ediyor. Yani bu yaptığım aparat, boynuma taktığın ip kameranın ağırlığı bile rahatsız ediyor yani. İp de çok da ince bir ip değil ama. Yine de rahatsız ediyor. Baksana dönerken mesela sağ sola gidiyor ve çok aşağıda kalıyor. Şu an muhtemelen sadece direksiyonu falan görüyorsunuz yani. Şu
şöyle olsa mükemmel olacak. Bak tam böyle. Ama işte böyle bir aparat yok. Bilenler varsa bana yazabilir. Telefonla görüşeyim, sonra yine devam edelim. Şimdi yaptığım aparat da bu. Buradan iple boynuma takıyorum. Boynuma taktığım zaman işte esnek ip olmadığı için kendime göre ayarlıyorum. Bu sefer de çok aşağıda kalıyor. Bu sefer hani direksiyonu falan görüyorsunuz. Yukarı doğru alsam bu sefer beni çok sıkıyor. Aparat da bu. Bunu böyle göğsünüze takıyorsunuz. Normalde düz duruyor. Fakat tabii biraz hareket ettiğin zaman falan o zaman böyle şey yapıyor. Yani rahat edemedim. Hiçbir şekilde kafaya takılan aparatla, göğüs aparatıyla veya diğer aparatlarla hiçbir şekilde rahat edemedim. En güzeli göğüs demişim. Vantuzlu aparat. Onu en azından giderken böyle cama buraya takacağım. Böyle takacağım. İndiğim zaman da tripod gibi onu kullanacağım. O şekilde devam edeceğim. Fakat şu an hani bununla bir kısa video falan çektim. Güzeldi, gayet memnundum. Ama istediğim gibi olmadı. O yüzden bunu çıkarttım. Çok rahatsız etti yani. Boynumu bile acıttı. O yüzden şimdi bu şekilde gideceğiz bakalım. Şu kamerayı sol elime alacağım. Tamam. Evet. İşte şöyle olsa tam mükemmel yani. Ama tam böyle göz hizama denk geliyor. Yani kafa bant aparatını taktığım zaman bu sefer o da çok yukarıda kalıyor. Yani ikisinin ortasında böyle bir aparat gibi bir şey bulamadım. Araba otomatik olsa aslında çok daha rahat olur. Ama böyle de çok dikkat çekiyor. Yani böyle de millet çok bakıyor. Ya da alışmam lazım, bilmiyorum. Tam şöyle bir aparat lazım bana. Arabada bu arada 4'te kaldı. 5'i atamadım. Şimdi birkaç işim var. Onları halletmeye geldim. Yine video çekebildiğim kadarıyla yine videoda çekeceğim. Hava yaz. Çok da zor olmuyormuş aslında. Bundan sonra bu şekilde video çekeceğim. Yani diğer türlü olmuyor. Vantuzlu aparatı alırım uzun yolda.
şimdi. Burası bayağı bir yokuş. Burada biri atıyorum. Şimdi hava filtresi sesini dinleyin. Bakın nasıl güzel ses çıkıyor. Evet, işlerimi halledeyim. Yine devam edelim. Evet. Şimdi her zaman video çekemiyorum. Video çekebildikçe video çekeceğim. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten böyle video çekmek daha kolay ve daha zevkli. Tabi biraz araba kullanma yönünden zor oluyor ama bence daha çok izleneceğini düşünüyorum. En azından çok daha güzel bir kamera açısı. Şu anda yokuşa iniyoruz. Şu anda köpekler geliyor. Köpekleri besliyorum normalde. O yüzden her gün geliyorlar. Şöyle göstereyim kameradan gözüküp çekeyim bilmiyorum ama. Yine iniyoruz. Şu an araba ikinci viteste motor freni yapıyor. Dünkü videoyu çektiğim yer. Kamerayı ilk burada test ettim. Şimdi ben aracı müsait bir yere bırakayım. Yine devam ederiz. Bayağı bir yokuş. El frenini de tuttum. Etrafta böyle. Görevimiz tehlike. Şimdi arabaya gidiyorum. Aman 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 aman. Benim bekçilerimmiş.
şu ışığı açayım. Sinekler geri. O yüzden kolayı sıkıyorum. Tamamdır. Bence güzel bir video oluyor gibi. Yani videonun başı güzel değildi. Şu kamera açısından dolayı. Fakat şu anda bence toparladım gibi. Bu arada yaptığım ambiyans aydınlatmalar da açık. Şöyle göstereceğim. Şuradan döneyim. Hoparlör kapağında bir de aynı zamanda bu küçük cep yerinde güzel loş bir ışık veriyor. Şimdi devam. Yolda sanırım kirpi gibi bir şey var. Bir tane kirpi buldum yolda. Bakın kirpiye nasıl da tatlı. Şimdi mama vereceğiz. Kedi maması yiyormuş. Köpekler umarım bir şey yapmaz. Şimdi kirpiyi yerine koydum. Kedi maması verdim. Devam.
Evet, bir telefonla görüşeyim. Yine devam edelim. Evet, kaldığımız yerden devam.
arabada kamera gerçekten çok iyi. Yani aksiyon kamerasından fazlası. Geceliğin falan çok güzel çekiyor. Diğer aksiyon kameraları bu kadar güzel çekmiyor. Eğer bu videoyu ilk kez hani daha önce aksiyon kameraları hakkında bilginiz yoksa izliyorsanız size karanlık gelebilir ama aksiyon kamerasına göre bayağı iyi çekiyor. Hem vlog kamerası hem de aksiyon kamerası işte. DJI'nin dediği gibi. Isınıp kapanma sorunu da yok. Donma sorunu falan da yok. Gayet memnunum. 156 ile gece havada serin. Bakalım kaç dereceymiş. 31 derece. Serin serin. Yavaş yavaş gidiyorum. Yan tarafta Doblo. Mustafa'ya da selamlar. Durduk. Nasıl olsa kırmızı var derken yeşil yandı. Oo, çok güzel bir araba vardı. Ambiyans aydınlatmaları falan çok iyiydi. Sanırım Mercedes'ti. Kamerada gözüktüğünü bilmiyorum ama bayağı güzel bir arabaydı. Arabayı boşaldım. Yavaş yavaş gidelim. Nasıl olsa kırmızı yanıyor. Bu arada video nasıl? Videoyu beğendiniz mi?
Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ki daha fazla bu içeriklerle karşınızda olayım. Bir de tavsiyeleriniz varsa yazabilirsiniz. Hani şöyle video çek, hani kamerayı sağa sola oynatma, sadece şu şekilde çek. Veya biraz daha böyle etrafı göster. Veya biraz daha konuş. Ve benzeri şeyler açayım. Motor geliyor şimdi. O yüzden öneriniz varsa önerileri açayım. Şu an 90 dereceye geldim. Fan açtım. Fan sesi geliyor hatta. Durduğum zaman fan sesi geliyordu. Dursaydın ya Peugeot. Hatta arabayı kreköre kaldırsaydın, kasisten öyle geçseydin yani. Kasiste o kadar yavaşlamaya gerek yok. Kasisten o kadar yavaşladıktan sonra tam gaz basıp ışıklarda öyle durmana gerek yok. İsraf yani. Neyse. Evet, bu video böyle olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ki daha fazla içeriklerle karşınızda olayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.